Bayramlarda adettir. Kahvaltı sofraları kurulur, tüm aile bir araya gelir. Biz de bayramın birinci günü ünlü komedyen Yavuz Seçkin ve ailesinin bayram kahvaltısına konuk olduk. Hem güldük hem eski günleri konuştuk. Babanın eline. Para vereceğim ama. Yavuz Seçkin kesenin ağzını açtı ama kızını bir türlü ikna edemedi. Baba kızın bayram inatlaşması nasıl kahkaha tufanına döndü. Öp babanın elini dediğin zaman direkt vakuma girerdi. Ünlü komedyenin asıl mesleğini biliyor musunuz? Yavuz Seçkin televizyon dünyasına katılmadan önce ne iş yapıyordu? Bir dönem bu şov dünyasına girmeden önce... Yavuz Seçkin'in evinde bayram sabahı yaşanan heyecanın en eğlenceli anları Magazin 8'de. Şakacılığımız oradan geliyor yani, onun malzemelerini de sattık. Ya bayramlar benim için... Bayram demek, kalabalık sofraların etrafında toplanmak demek. Bütün ailenin bir arada olması demek. Biz de bu bayram ünlü komedyen Yavuz Seçkin'in Beykoz'daki evine bayram kahvaltısı için konuk olduk. Bayram demek paylaşmak, birlikte olmak demek. Biz de bu geleneksel ritüeli yapmak üzere Yavuz Seçkin'in evine geldik şu anda ve bir bayram sabahını onlarla birlikte geçireceğiz. Yavaş yavaş. Yavuz abi, biz kapıyı açtık bile. Fark etti, hoş geldin. İyi bayramlar abi. Yavuz Seçkin ekibimizi kapıda karşıladı. Bayramlık olarak Pamuk Prenses kostümü giyen Nilay ise elinde çikolatayla bizi bekliyordu. Ama çikolatalarını paylaşmaya pek de niyetli değildi. Çikolatalar bizim mi? Bizim mi çikolatalar? Kimin peki? Kim yiyecek onları? Sen mi yiyeceksin hepsini? Zor da olsa Mila sonunda çikolataların tadına bakmamız için izin verdi. Bir tane yesinler ya, bayram bugün. Bir tane bugün. Alabilir miyiz? Bir tane ver, tutayım ben. Zaten bir tane harçlığı ver. Da azaldık, ben bir tane alıyorum. Bayramlar. Tamam, iyi bayramlar abisi. Her kız çocuğu babasına aşıktır. Tıpkı Mila gibi. Mila Pamuk Prenses olmuş, babası da prens. Çimlerin üstünde yuvarlanıyorlar bayram sabahı. Pamuk Prenses, Pamuk Prenses, bak sana Morgül abin elma getirdi. Yer misin? Aha! Yiyecek galiba. Bayram özellikle çocuklar için önemlidir. Yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar ve tabii ki harçlıklar. Ama Yavuz Seçkin kızı Mila'dan bile daha heyecanlıydı. Bayram çocuğu kadar heyecanlıyım. Hem filmin vizyona girmesi, Yıldızlar'da Kayardas Burak, hem ailecek böyle bir... Buradayız, İstanbul'dayız. Yuh be! Kucak gel. Filenin adı Büyük Fetih. Star olmak ne güzel şey ya. Başkanlar, ünlüler, hayranlar. Vallahi sevdim ben bu işi. Eskiden harçlık toplayan çocukken kendisi çoluk çocuğa karışınca harçlık veren taraf oldu Yavuz Seçkin. Ama bütçeyi sarsmadan bayram geçirmenin bir yolunu bulmuş ünlü komedyen. Vallahi geliyorlar da işte nakit kalmadı. Film çektiğimiz için ben dedim önümüzdeki bayramlara bakacağız. Yavuz Seçkin'in bayram harçlığı vermek için gönüllü olduğu tek kişi kızı Mila. Ama ona da bir türlü elini öptüremedi. Öp babanın elini. Para vereceğim. Para vereceğim, çok para vereceğim. Kızını el öpmeye ikna edemeyen Yavuz Seçkin hemen patlattı espriyi. Gördüğünüz gibi işte eski bayramlarda çocuk öp babanın elini dediğin zaman direkt vakuma girerdi. Diye hani cüzdanda ne varsa alayım diye bundan tuzu kuru. Yani yeni neslinin tuzu kuru, ama parayı alacağım ne olacak, hemen bitecek falan gibi. Ünlü komedyen bir anda eskilere gitti. Eski bayramlardan söz ederken eski defterler de açıldı. Bakın Yavuz Seçkin ekranla tanışmadan önce ne iş yapıyormuş. Bir dönem bu şov dünyasına girmeden önce hediyelik eşya mağazam vardı. O işleri de yaptım yani, bizzat kendim kaçırıyordum. Kızı pssst diye. Yani bunun ticaretini de yaptım bir dönem. Şakacılığımız oradan geliyor yani, onun malzemelerini de sattık. Sohbet koyulaşmışken Yavuz Seçkin'in güzel eşi Dicle Hanım elinde kahvelerle yanımızda belirdi. Geldi. Kahveler de geldi. Zahmet ver. Bizde 3 tane var. Çok teşekkür ederiz. Sizi Badem'le tanıştıralım. Seçkin ailesinin en küçük ferdi. Ay, bir bebek daha var sanki. Evet, pardon. Badem'i unuttum. Badem. Unutulur mu? Bademimiz evet. De geldi. Bu da Badem. Kaç aylık bu? 2 aylık. Küçücük. Badem eşi Dicle Hanım'ın hediyesiymiş. Bu zamana kadar kedi beslemedim. Ama Dicle sağ olsun bir sürpriz yapmış bana. Bayram hediyesi olarak. Kedi.
almış. Malum daha ziyaret edilecek çok yer var Seçkin ailesi için. Bayramın ilk gün telaşı onlarda daha yeni başlıyor. O nedenle bu keyifli sohbeti sonlandırıyoruz. İyi bayramlar diliyoruz gerçekten.